Efendim Saşa Kafası'na hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, önce konuğu söyleyeceğim bugün. Bugün konuğumuz Serkay Tütüncü. Konumuza gelince, konumuz yine benim çok önemsediğim ve bence hiçbirimizin tam olarak layıkıyla yapmadığı bir şey. Hayal kurmak. Serkay'la birlikte hayal kurmaktan bahsedeceğiz. Ona çocukluk hayallerini soracağım. Gerçekleştirdiği hayalleri konuşacağız. Yaşadığı hayal kırıklıklarını konuşacağız. İlla konuyu biraz duygusal bir yere getirmem lazım biliyorsunuz. Uzun lafın kısası bugün ben ve saz arkadaşlarım Serkay Tütüncü'yü ağırlıyor olacağız. Ama önce size iki tane şey göstermek istiyorum. Bir tanesi, tersten okuyor olabilirsiniz şu an, idare edin. Bir saç köpüğü, ama ben iddia ediyorum ki bu bir saç köpüğü değil. Çünkü inanılmaz kokuyor. Hatta elime koluma falan da sürdüm. Muazzam bir şey. Deneyeceğim becerebilirsem. Dur bakayım. İnanılmaz kokuyor. Bunu denemeniz lazım. Kendimi bu kadar şımarttıktan sonra konumu da tabii ki boş geçmem. Bu da Serkay için saç dökülmesine karşı. Gerçi inanılmaz gür saçları var. Ailede de saç dökülmesi yokmuş ama belli mi olur? Bu da Serkay armağanım. Biraz sonra gelecek ve hayal kurmaktan bahsedeceğiz. Görüşürüz. Merhabalar efendim. Saşa Kafası'na hoş geldiniz. Umarım yeterince makul bir giriş. O beceremiyorum giriş bölümleri. Yapacak bir şey yok. Bugün Saşa Kafası'nda çok sevdiğim bir adamı ağırlıyoruz. O yüzden biraz da ekstra şımarım. Yapacak bir şey yok. Serkay Tütüncü bizle birlikte. Hoş geldin Serkay. Merhabalar. Hoş bulduk. Ne haber? İyi misin? İyiyim ya. Yani sen geldin daha da iyiyim açıkçası. Evet, bayağıdır görüşemiyorduk. Pandemiden beri sanıyorum. 2019-2020 arası evet. 2020. Seneler çok... Nasıl geçti bu pandemi dönemi? Yani evdeki delirme ve hepimizin böyle evde durması, klasik Covid sohbeti ve muhabbeti dışında sen o süreçte neler yaşadın? Neler ben oldu? De o süreci hızlı geçeyim o zaman. Hı. Ben çalışarak geçirdim Pelin. Öyle çok evde kapandığım bir 15-20 gün oldu sadece. Hakikaten sonrasında bay yanlış ve masumiyetle pandemiyi bitirdik zaten. O yüzden hala temaslı kartım mesela. Onu bile değiştiremedim de. Evet, o yüzden okeydi yani. Çalışarak geçirmek iyi geldi. Bay yanlış ve masumiyet. Evet. İroniye hoş geldiniz. Evet. İroniye hoş geldiniz. Peki bu iki projeyle ilgili ne söylemek istersin? Sana neler kattı ya da neler aklında kaldı bu iki projeye dair? Valla bay yanlış biraz daha bildiğim alanlardı. Afili Aşk'la da bir yardımcı... erkek oyuncu modundaydım. Bir yerden sonra laflar ve senaryo hemen hemen aynı yere gittiği için çok zorlandığımı düşünmüyorum. Ama keyifli bir işti tabii ki. Çok güzel insanlarla tanıştık, çalıştık. Masumiyet başlı başına benim için eğitim oldu. 13 bölümlük bir serüvendi ama gerçekten çok şey öğrendim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Zor bir karakter oynadım. Beni de böyle zorlayan şeyleri hep seviyorum. Seninle de çok konuşuyorduk o dönem, hatırlıyorsun. O yüzden zorlayıcı şeylerin peşinden gitmeyi severim. O yüzden Masumiyet çok keyifliydi. Ondan sonrasında da bir kusursuz kiracı bir işimiz yaptık. Kısa sürmüş olsa bile biraz böyle televizyonda tatmin olduğumuz işler yapmak keyifli, güzel. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu programın girişini biraz önce bir daha çekmiştik ama olmadı. Bu ikinci çekişimiz. O yüzden biraz usturuplu duruyoruz. Normal halimiz bu değil. Biraz sonra da bu usturuplu halimizden sıyrılacağız. Muhtemelen. Sen gerçekten hani benim tanıdığım sen, sabit duramayan, fikirlerini söylemeden de duramayan bir adamsın. Maalesef. Bu hal hep mi böyleydi? Yani sen böyle bir çocuk muydun? Yani nasıl bir çocuktu sen? Valla Pelin, aslında ben... çok yaramazlığından dolayı çok uyarılan bir çocuktum. Ha. O yüzden de müthiş bir özgüven kaybı yaşadığım dönemler oldu. Aa, nasıl yani? Yani çok uyarılıyordum. Yani hem amcalarım, hem halamlar, hem herkes yani. Annemin öğretmen arkadaşları, aşırı yaramazdım. Sonrasında biraz böyle durulmam gerektiğini hissettim ve bütün o rahatlığımı kaybettim. Durulmuş hal bu yani. Evet, ama çok kısa sürdü tabii ki. Ya yani orta bir zamandan bahsediyorum bu arada. Yani 5. sınıftan orta 2'ye kadar falan böyle bir özgüven kaybı yaşadığım dönem oldu. Ama onun dışında... çok hareketliyim, ne yapayım ki yani. Durmuyor yani, şey, yerinde durmaz. Peki şimdi bizim her bölüm bir konumuz oluyor. Bugünkü esasında konumuz hayal kurmak. Hani hayal kurmaya dair sana bir takım sorular hazırladım aklımda ama yine tabii soruları şuraya koydum, bakmıyorum. Hayal kuran bir çocuk muydun? Yani bu uyarı alan çocuk, çok da böyle hayal kuran, uçan bir çocuk muydun? Evet, çok hayal kurardım. Sadece şeydi tabii ki. Ya hayal kurmak da biraz öyle gerçi. Çok tutarlı olmak zorunda değil ya hayal sonuçta. Değil. Yani gerçekleştirip gerçekleştirmemekle ilgili çok iyi adımlar atabilen biri miyim ya da peşinden koşabiliyor muyum bilmiyorum, oraları çok çok hala yoldayız ama şu an mesela yakın bir tarihte de bununla ilgili konuşmuştuk, hayalimiz kalmamış, sadece böyle huzurlu olmak falan istiyoruz, saçma bir yere gitti hikaye yani. Bu da benim canımı sıkmıyor değil ama tabii ki belli başlı hala hiç gerçekleştiremedim, adım da atamadım, zaman bulamadım, birçok hayalim var. Mesela bir tane. Bak Pelin,
Ben hayatımın bir dönemini kesinlikle Bali'de yaşamak istiyorum. Bali? Evet, Bali'de yaşamak istiyorum. Avustralya diyordun sen. Avustralya, benim işte 2015-2016 zamanı bir ya Avustralya'ya gideceğim ya İstanbul'a taşınacağım kısmıydı. 2-3 arkadaşım da gitti bu arada. Aşırı keyifli hayatları şu anda. Çok kıskanıyorum onları. Selamlar. Storyleriniz sessizde. Sizi çok seviyoruz. Ondan sonra bir Bali seyahatim oldu 2018'de ve aşık oldum. Çok mu güzel yani? Literally yani. Aşık oldum. Gerçekten. Yani çok çok keyifliydi. Bir haftalığına gitmiştim, 2 ay kaldım. Ailemle beraber böyle 1-2 hafta gitmiştik. Çok uzun sürdü gibi. Sonra sülalecek mi öyle 2 ay kaldın? Yok, ben biraz daha uzattım sadece. Tabii, ben bir anladım. Evet, evet, çok çok keyifliydi Bali. Bir daha gitmek istiyorum. Tatil içinde değil bu arada. Yaşamak istiyorum. Bir tık yaşamak istiyorum orada, okay. Bir görmek istiyorum orayı. Sanırım şu anda en yakın tarihte gerçekleştirebileceğim hayalim galiba bu. Peki, bu herkesten farklı olma halin, yani kendi yaşıtlarından farklı olma halin bence senin sosyal medyadaki duruşuna da yansıyor. Katılıyor musun? Belli olabilir. Ben şeyi kaçırdım. Çok mu olduğunu bilmiyorum. Bence öylesin. Öyle miyim bilmiyorum. Sadece bazı konular, meseleler aşırı canımı sıkıyor ve evet, sosyal medya kullanıyorsak da arada bir şeyler yazıyorum. Arada bir. Bu arada olabildiğince durdurmaya çalışıyorum kendimi. Yani onu tahmin ediyorum şöyle bir taradığım zaman. Ya niye olgun olduğunu söyleyeyim. Yani şu yaşta, şu noktada dönüp de hani huzur da kalmadı yahu. İşte sakinlik de istiyorum yahu falan. Böyle şeyler çok söylenmez ya. Ya da mesela şöyle bir söylemin var. Hatta şuraya bir yere yazmışım. Diyorsun ki mutluluk ve huzur arıyorum. Popülerlik, ün vesaire, bunlar eğer mutluluk ve huzur yoksa çok da önemli değil diyorsun. Bunlar çok lafta söylenen şeyler genelde Pelin. Yani eminim herkes, bütün oyuncular, bütün sanatçılar, herkes bunu söylüyordur. Bunu gerçekten çok hissederek söylüyorum. Menajerim de orada, çok iyi tanıyor beni. Bir şeyin içinde mutsuzsam gerçekten getirileri bayağı düşüyor bende. Yani maalesef çok keyif almıyorum. Eğer oyunculuk yapmaya karar verdiysem ve bütün hayalim, hedefim buysa da gerçekten böyle mutlu olduğum işler içerisinde olmak ünlü istiyorum. Ünlü olmak umurunda mı senin? Yani mesela ünlüsün. Şimdi sokağa çıksak, ben de bir tane story koydum. Millet birbirini paralıyordur. Şimdi çıkalım sokağa, yine bir paralama olur. Bu mesele seni ne kadar ilgilendiriyor? Ne kadar önemsiyorsun bunu? Pelin, sanırım şu konuda biraz tabii ki ünlü olmak ya da tanınır olmak etkiliyor tabii ki hayatını. Bazı fikirlerini söylerken onun karşısında o fikre sahip olmayan birçok insanın acımasızca seni eleştirmesi tabii ki en güçlü karakterdeki yapıyı bile biraz böyle sarsabiliyor bazen. Tabii ki alışıyorsun. Bu noktada biraz fikrimi saklamaya başladığım bir döneme girdim açıkçası. Politik mi olmaya başladım? Çünkü maalesef evet, tam tersiydi aslında. Böyle 2 yıldır falan, abi neden bu kadar politiz ve neden bu kadar her şeyi... Sana da söylemiştim, onaylanma ihtiyacı duyuyoruz böyle. Evet. Bu bende hala yok da. En azından bazı fikirlerimi söylemezsem, o fikrimi bilmeyen insanlar da bununla ilgili konuşamayacak. En azından kendini biraz, bir de sosyal medya ne kadar değerli günümüzde, onu düşünmeye başladım. Bayağı da herkes oradan, bütün ekmek parası orada yok. Evet, yani bir önemli... kapısı olarak doğru ama kendi çok önemli fikirlerini ya da çok önemli düşündüğün şeyleri oraya yazıp, ne bileyim, tüketmekte biraz mantıksız gelmeye başladı ama tabii ki bazen tutamıyorsun. O noktada galiba ünlü olmak benim için tam olarak orası. Yani çünkü sadece seni sosyal medyada biliyorlar, bir fikrini ya da bir fotoğrafını koyduğun zaman onunla ilgili bir şey öğrenebiliyorlar seninle ilgili. Orayı kıstığın zaman aslında çok da ünlü değilsin. Peki bu sosyal medya bölümüne geri dönersek, şimdi diyorsun ki daha politik ol, yani daha böyle filtreliyorum kendimi diyorsun anladığım kadarıyla. Yanlış mıyım? Bir tık daha mı? Şuradan örnek verebilirim. Hı. Yazın yıllar sonra bir beach club'a gittim. Çünkü biz surf'teyiz genelde. Ha, evet. Ve böyle beach club'a gittiğimde ben çok iyi tanır sosyal, yani sosyal çevrem bunu çok iyi bilir. Tamam. Öyle bir ailede de yetişmedim. Hiçbir zaman cinsiyet ayrımıyla en fazla en ön sıradayımdır onunla ilgili kavga edenlerde. Geliyoruz. Mesela sosyal medya konusuna gelelim mesela. Atıyorum, bir beach club'a gittim de 20-21 yaşlarındaki kızların... Dur bulacağım, sen konuş. Aynen, çok yakın tarih zaten, yazın attığım bir tweetle alakalı. Burada bir dakika. Orada mesela fikrini yıllardır doğru savunsam bile bir yerden böyle başka bir yere çekilip seni o anında cinsiyetçilikle suçlayabiliyorlar. Öyle bir yerdeyiz. O yüzden sosyal medya ile ilgili biraz kendimi çekmem. Açamadım telefonu, açabilseydim okuyacaktım. Ben söyleyeyim şifresini. Öğrendim biraz. Sen öğrendin, ben açamadım arkadaşlar. Ama ezberledim tweet'i. Makyajla ilgili diyorsun ki bir ton makyajla dolanmayın gibi bir şey söylüyorsun genç kızlara. Evet. Bu kadarını ezberleyebilmiş. Evet, ve onunla, çok linç yedin bununla ilgili. Onunla ilgili mesela birçok saldırdılar. Mesela ona da söyleyeceğim. Bir gün sürüyor. Bakıyorsun, aa ne bu ya, beğenmediler bir yolu falan. Peki bunu yazarken ne hissettin? Yani o gün baktın Beach Club'da böyle herkes gerçekten şeyle. Hala aynı fikirdeyim. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Ya benim tabii ki öyle bir haddim yok. Arkadaşlar makyaj yapmayın, zaten çok. Tamam. Sana ne canım Serkay, hadi geç derler. Evet. Ama orası benim Twitter'ım. Ve eğer bir yerde bir şeyle ilgili bir şey fark ettiysem, ki bu arada gittiğimiz Beach Club'ın kapısında makyaz yapmayın lütfen yazısı olmasına rağmen. Öyle bir yazı mı var? Evet. Ben sana onu yollayayım. Hatta oradaydık yani. Yani. Mekanın sahibi de onu yazmış. Çünkü gerçekten çok kötü görünüyor. Kumsaldayız. Herkes ketenliğine giymiş, partiliyor ve sıra vardı böyle tuvalette. İnanamadım ya. Ve ne dedim, bu çabadasınız ki? Mesela tam bunu eleştirdiğimizde aslında biraz da böyle güzellik algısı yaratan taraf
erkekler oluyor yine aynı zamanda işte. Aa çok güzel ya da çok güzel kadın. Yani buna karar veren... Kadın bedeni üzerinden güzellik algısı senelerdir evet, verdiğimiz bir tam mücadele. Tam tersini söylüyorum. Hiç gerek yok. Bırak abi yani sal. Herkes çok güzel, herkes harika derken bir anda erkeklere mi soracağız bunu da denmeye başladı. Tabii ki sormayacaksınız yani. Sadece bu benim fikrimdi ve yazdım. Peki pişman oldun mu? Hayır, onu yazdıktan sonra. Hiç. Yazdığım hani hiçbir şeyle ilgili pişman olmadım. O topa girmeseydim falan. Hiç. Hiç. Sıfır. Geçenlerde daha bu yani çok yakın bir tarihte bir de zenginlikle alakalı yine teknik olarak bakamıyorum ama zenginlikle alakalı bir tweet attın. Ne dedin? Dur ne Allah aşkına söyle. Sen bak ben bakamıyorum. Ne yazdın ayol? Ben atmamışım değil mi tweet'i? Ne yazmıştık ya? Ne yazdı ya? Bir şey öğrenebilir miyiz? Zenginlik insanı daha sakin biri yapıyor galiba. Benimki fakirlik siniriymiş yazdım. İyi para kazanmaya başladın o zaman. Para kazanmaya başladım doğru. Bunu ay çok sevindim bunun için. Kendi hayatımdaki zenginlikten bahsediyorum bu arada. Yoksa falanca şuradaki herhangi birine göre hala fakir olabilirim. Bu ayrı mesele. Ama kendi içimde birçok problemi çözüyorum. Parayla olan sıkıntımı çözdüğüm tamam. için. Günün sonunda böyle arkadaşlarımdan çok duymaya başladım bunu. Abi 2-3 yıldır böyle kuş gibisin. Her şeyi çözen, böyle handle edebilen bir adam haline geldim falan. Para kazanıyorum. Galiba dedim para kazanıyorum. Çünkü evet. birçok şey, hayalini kurduğun birçok şeyi gerçekleştirememek insanda bence otomatikman bir sinir yaratabiliyor. Yani bir şey değil, o kaza kalmış ben alamıyorum gibi bir şey değil. Mesela şu an uzaklaşmak istiyorum Türkiye'den. Bir yere gitmek istiyorum mesela. Çok ihtiyacım var ve gidebiliyorsam sen sakin bir şekilde gidebilen, gidemeyen diye baktığımız zaman insan anlıyor evet, evet. Böyle komik bir şey gelmişti o anda onu yazdım. Evet. Bir baktım yine çok linç yemişsin onu da şey yaptım. Olabilir, gayet olabilir. Anlayacaklar yani kendi hayatlarındaki gerçekten öyle. Geldi yani kendi hayatlarında böyle bazı şeyleri rahatlattığında gerçekten biraz sakinleşiyorsun. Benim gözlemim bu diyeyim daha doğrusu. Doğru ya da yanlış benim gözlemim bu oldu kendimle ilgili. Twitter'da yazdığım her şey benimle ilgili. Peki bu hiç sırayla gidemiyorum tövbeler olsun ne yapıyorum belli değil. Şimdi bu döneriz. Şey artık çorba. Bu güzellikle alakalı girdiğim meseleden sorduğum bir soru var onu merak ediyorum. Şimdi bu işte makyaj yapan genç kızları tırnak içinde bizi değil eleştirmiş Beach Club'da. Amenna tahmin edebiliyorum o kırmızı ruj suya girince zaten kırmızı olarak çıkıyor da olabilir artık. Evet, evet. Çok ilerledi teknoloji ama şimdi sen bir röportajında da diyorsun ki bunu birçok erkeğin söylediği bir cümleyi söylüyorsun. Ben zeki bir kadın isterim. 43 yaşındayım. Yani herhalde bir 30, 25 senedir falan ben bu cümleyi duyuyorum. Yani zeki bir kadın isterim. Ama o zeki kadın gelince de nedense böyle bir hani o istekten... Biz bununla bir... başa çıkamayacağız ya falan gibi bir şey mi oluyor? Yani doğru. Evet. Onu doğru. Biraz bir sen değerlendir de ben çok linç yemeyeyim. Sen ye. Doğru. Bu arada hayatımda gerçekten zeki kadınlar genelde oldu. Yani zeki dediğim... Genel. Kendine göre yorumluyorsun ya bunu sonuçta. Belki de senden çok daha zeki bilmiyoruz. Ama güzel güzel orada iyi döndü bu. Evet evet yani kategorize etmek yanlış olabilir sadece ama zeki kadınlarla beraber olmak evet zeka ister. 2-2-4 yani doğru. Başka bir şey değil. Biraz önce de böyle çok kısa bahsettik. Türkiye'de erkeklerin aşırı kompleksli olmasıyla ilgili, kompleksli olma haliyle ilgili. Aslında zeki kadından kastım şöyle bir şeydi. Gerçekten kendine yetebilen, kendi hayatı olan, kendi kazancı olan, kendi özgür hayatı olan, senin bilmediğin alanları olan şeyler daha çekici geliyor. Bence kadınlar için de öyledir. Ya her şeyini bildiğin ve her şeyde senden fikir alan biri bir noktada arkadaşçıl bir enerjiye gidiyor. Yani şey onu gibi, sevmiyorum. Sana ihtiyaç duyan, evet. Muhtaçlık enerjisi gibi bir evet, şeyden galiba bunu sevmiyorum ve genelde ilişkilerimi buna çeviriyorum. Bu benim de hatam oluyor galiba biraz. Yani şey mi? Hayatını kolaylaştırmak, yardım olmak işte. Ben hallederim onu falancı oluyorum. Bu benim içimden gelen bir şey oluyor. Günün sonunda istediğim bir şeyi ellerimle yok ediyorum aslında. Yani hayatına evet. Çok fazla müdahale ederek aslında benim hatam oluyor. O yüzden de başarısız oluyor genelde. Peki zeki kadınlardan hoşlanırım beyanından hemen bir gülü koyup bir de demişsin ki yani kadınlar üzerinden konuşurken tabii. Hani fiziksel görüntünün beni etkileyeceği dönemlere geçeli çok oldu. Gerçekten çok oldu. Kaç yaşındasın sen koysan gerçi her 31 yaşındayım, 32'ye giriyorum. Bu arada bence ay, az da bir yaş ama. Değil. Bir de yani bizim hayatımız biraz da böyle İzmir'de, Alaçatı'da çok fazla ilişki yaşayarak, insan tanıyarak, çok fazla partileyerek çok kalabalık geçtiği için. Söyle söyle. Şu andaki yeni jenerasyonun da yaşadığı. Böyle partileyerek de ki bizi bir, sen de partiler partileyerek. İki gün önce partiledik. Yani bizim hayatımız beni niye çağırmıyorsunuz? Yaşlıyım diye mi? Niye ben çağrılmıyorum? Özel private partiyle çağıracağım seni. Lütfen ayol. Var biz de benim? Çok dışarıda partilemiyoruz. Beni de çağır. Olur söz. Benim yaşıtlarım çünkü artık çoluk çocuk bakıyor çok sıkılıyorum. Söz veriyorum. Evet gerçekten. Peki fiziksel güzellik meselesi artık seni etkilemiyor mu? Evet çünkü oraları geçiyorsun bir yerden sonra. Onun öyle bir şey olmadığını, illüzyon olduğunu fark ediyorsun. Tabii ki güzel biriyle beraber olmak.
Yani hani mesela ama şimdi hayal, yani bir kadın hayalini kur demeyeceğim ama hakikaten hani hayalinde bir kadın vardır, ne bileyim ben. Tabii ki var. Karakterini tarif ediyorsun. Biraz da tipini de hakikaten yok mu hiç böyle bir? Söyleyeyim mi kim? Hazırız. Rachel McAdams var ya. Ya, o tam olarak herhalde tipim olabilir yani. Bildiniz mi? Herkes bilmeyen değil mi? Eğer tipten bahsedeceksek mesela. Arama Juk motoru. Yani. Aynen. Yani kesinlikle öyle bir tarzdan hoşlanıyorum gibi bir şey. Peki, ya burada hakikaten aşkla ilgili de bir tane lafın var, onu da o zaman soracağım. Ben diyorsun de ne ki, yazmışım aşkla ilgili? Benim derdim mi var aşkla ilgili? Biraz var galiba. Ben bunu sorgulayacağım eve gittiğimde. En son ne zaman aşık oldun sen? Hangi aydayız? Hangi senedeyiz ve aydayız? Ben aydan ilerlersek çok zor iş. 2022'deyiz. 2022'de miyiz? Hani samimi söylüyorum. 2022. En son ne zaman aşık oldun ya? Pandemi ne zamandı? Aşık olduğumu sandığım aylar. 2015 falan. Sandığım bu bir de. Evet, ya 2000, ya, hatırlamıyorum çünkü 2015'teki Serkay'ı ama aşık olduğumu düşündüğüm bir an var. 2014-2015 arası. Çok kontrolsüz olduğum, hiçbir şeyi kontrol altına alamadığım anlar benim için aşk. Bence de öyle. O dönemlerde. Ondan sonrası hepsi acaba seviyorum ama ne eksik falan diye geçerek ve biten ilişkiler oldu. Ay. Evet. Üzücü. Sanki evet, böyle mutluluk şeyinden bildiriyormuş gibi. Bence katılıyorum ama yani pek de bir şey. Peki sonsuz çok hoşuma gitti de o yüzden. Bak bu şey yapmışım, Bolt yapmışım bunu hazırlarken. Diyorsun ki sonsuz aşk yoktur ama aşk sonsuzdur. Evet. Ben de yanına yazmışım, bir saygı duruşunda duruyorum. Bu yaşta bu kanaate nasıl vardın yahu diye birebir yazmışım. Yani söylemek istediğim şey aşkın hep var olması. Bu sonsuz bir şey. Ama hep bu olacak yani. Şey mi ama bu? İşime de aşığım, arabama da aşığım demiyoruz yok, değil mi? Yok yok. Bayağı bir aşk, ilişkiden var. Okay. Evet, aşktan. Bu hiçbir zaman dünyada bitecek bir şey. Mümkün değil. Bu bizim bütün enerjimizi oluşturan şey. İnşallah ama bitmiyoruz. Sonsuz aşk var mıdır? Keşke yani, hiç sanmıyorum ya. Hiç etrafımda da görmedim. Ya ben annemin babamın ilişkisine hayran mesela, olarak büyüdüm. Evet. Gerçekten çok tatlılar. İkisi de balık. Normalde bunu insanlara söylüyorum mesela. Balık mı çok zor falan derler ama o kadar iyi anlaşıyorlar ki. Ya bütün problemlerini böyle evin dışında hemen çözüp geliyorlar falan. Çok güzel bir ilişki modeli var. Peki yüzden oradaki aşk ama bir şeye evrilmiş tabii ki yani. Onu söyleyecek. O da aşk değil ki şu an. O bambaşka bir şey artık. Yok, o alışkanlık değil, hayatı paylaşmak. Peki, bir noktada zorunluluk vesaire bir sürü şeye giriyor. Aşk değil. Bir tane bölüm yapmışım buraya, böyle yazıyorum. Derin sorular diye. Ama aşk ilişkileri konuşmayı sen de seviyorum. Çünkü o kadar beylik konuşmuşsun ki bu konuyla ilgili. O kadar böyle bence altı dolu ama şaşırtıcı açıklamalarım var ki o yüzden buradan hep gidiyorum. Peki mesela tek eşlilik demişim, soru işareti koymuşum. Çünkü buna en dürüst, en makul cevabı verecek isimlerden biri oldun. Ben inanmıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İnsan tabiatına aykırı mı sence de? Bence %100 aykırı. Biz sadece duygularımızla biraz onu böyle çok kırılganız çünkü. Tabii ki tek eşli olsak keşke değil mi? Yani penguenler gibi yaşasak falan ay, ama. Ay ne kadar tatlı onlar değil mi? Erkekleri yumurtanın üstünde oturuyor, ben çok seviyorum. Bizim bu doğru mu bilgi bilmiyorum. Bu tek taş olayı da penguenlerdenmiş. Penguen hayatını geçirmek istediği dişi penguene sahildeki en güzel taşı alıp önüne koyarmış ve kabul ederse hayatları boyunca beraber yaşarlarmış. Biz de tek taşı oradan almışız diye biliyorum. Yanlış olabilir. Öyle mi? Ay hayat inşallah bir... Bence bu yeterli mesela. Sadece bunu başarabilsek bence yeterli. Ya bu çok iyi. Sahildeki en güzel taş. Ben tek eşli olduğumuzu düşünmüyorum. Yani ben de burada şu an usturuklu bir şeyler söylemek için döndürüp duruyorum. Ama gayret ettiğimiz bir konu olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Ediyoruz, evet, gayret ediyoruz. Bence öyle olmalı zaten. Biraz da toplumun böyle bize getirdiği şeyler diye düşünüyorum. Geçen Serdar Ortaç'ın bir tane videosunu gördüm. Çok sıkılmış, ölmek istiyor falan ve biri şey yazmış. Evlenmezseniz böyle olur falan. Neymiş de? Biri şey yazmış böyle. Kadını da unuttum gerçekten böyle. Mavi tekli bir gazeteci galiba. Yapma. Şey yazmış işte böyle. Ah, arkadaşım çıkacak ha. Yazmış işte böyle evlenin işte bakın nasıl mutsuz ölüyorsunuz falan. Altına böyle şeyler yazmak istedim. İşte orada kendimi durdurduğum anlardır. Çok sakın mavi tıklı bir gazeteciye sataşma. Mavi tıklı bir gazeteciye. Biz mavi tıklı gazeteciler çok fena yapıyoruz. Sakın sosyal medyada öyle bir... Şu penguende kaldım ben tek taş. İnsanoğlu ben de tek eşlikle ilgili şunu bağlamak istiyorum. Biz gerçekten çok... Hep bir şeylerin farklılığını isteyen insanlarız. Çok bir kere bu konuda şeyiz. Doyumsuzuz. İnsanoğlu her şeyle doyumsuzuz. Kendi adına konuş. Asla öyle biri değilim. Şey olarak... sol gözükür kamera. Sol. Görünen gözükür. Asla. Katı yani. Her şeyde öyle ama yani. Bir maymun iştahı var tabii var, biraz. Var tabii ki. Evde, arabada, ayakkabıda da her şeye, genel her şeyin değişmesini istiyoruz. O yüzden aynı kişiyle bir ömrünü geçirmek çok büyük fedakarlık istiyor. Bunu bulup yakalayanları da bu arada gerçekten gıpta ediyorsun. Heykeli harika bir şey. Dikilsin. Etrafımda çok güzel çiftler var. Ha. Arkadaşlarımın çok güzel ilişkileri var. O yüzden böyle çok keyifli. Tabii ki keşke öyle olsa. Peki ama bir şey soracağım. En uzun tek eşli geçirdiğin süre ne kadardır? 3,5 yıl.
Maşallah. Çok evet. Uzun ama yani. Evet, bak mesela ciddi bir gayret var. Evet, penguen evet. Kadar olmasa da bir gayret hakikaten uzun. 2,5 diyorum. 3,5 sene uzun. Evet. Peki bu mesela aldatmak, kelime esasında kelimeye çok böyle kötü anlamlar yüklenmiş bir durumda olduğu için söylerken yüzüme ekşiyor. Yoksa bir başka yol, bir deneyim yaşamak mesela daha naifçe. Bunu o kişiye söyledin mi, söyler misin? Yoksa... Ne tarz durumlarda? Ya mesela aldattın söyler misin? Ha, ben aldattım. O tarz durumlar. Bak, başkası, artık böyle soruyorum. Anladım. Evet. Bu arada hiç böyle bir şey yaşamadım. Ha. Genelde aldatmaya giden duygular genelde bende ilişkinin bittiği anlar oluyor ve bitiyor. Ha. Gerçekten öyle. Onun dışında böyle bir konuşma yapma gereği hissettiğim biri olmadı. Sadece şöyle oldu. İlişkim yani gerçekten aynı hissetmediğimi oturup konuştuğumuz ve karşılıklı ağlaştığımız bir an oldu tabii ki. Ay, böyle de olmalı bence bu arada. Buna cesaret edemiyorsak başlamamalıyız. Bu böyle normal bir şey çünkü. İki insanın konuşarak birbirinden etkilenmesi ve konuşarak ayrılması gerekiyor ya onun gibi. Öyle olmuyor ya genelde. Evet olmuyor. Ona da saygı duymak lazım ama genelde evet benim bir tek o anım var. Bir şeylerin kaybolduğunu anladığımda bir konuşma ihtiyacı duyup ilişkimi bitirdiğim olmuştu. Onun dışında çok yaşamadım. Genelde böyle kendiliğinden biz bittik mi ya? Evet bittik ya deyip herkes yoluna git. Öyle oldu genelde. Bu daha böyle yumuşak bir geçiş olmuş. Evet. Öteki çünkü o ağlamalı olan da hikaye. Ben geçenlerde bir yerde bir şey okudum. Diyor ki hayattaki en acı şeylerden biri bence diyor. Hani çok yakın olduğunuz, en mahreminizi gören, sizin en mahreminizi her anlamda şahit olmuş bir insanın günün birinde bir yabancıya dönüşmesi. Evet. Mesela bu böyle çok basit bir cümle ama üstüne böyle bir saat falan ağladım. Çünkü çok da düz bir gerçek. Yani en mahremini bilen kişi aradan bir zaman geçiyor. Karşı kaldırımdan geçen herhangi birine dönüşüyor. Pelin ben de bu mesela benim için çok, bu çekici olan. Beni çok fena yapıyor bu. Bence en büyük en güzel özelliğimiz unutabilmek. Unutamasaydık yanmıştık. O yüzden hani... Yananlar var tabii. Mutlaka. Zor yani. Mutlaka. Ama mesela biriyle beraberken onu kaybetme korkusuyla yaşamaktansa evet abi bir şey olur, biter ve tabii ki unutacaksın. Tabii ki unutacaksın, hayatına devam edeceksin. Bence bu beni açıkçası kendi adıma cesaretlendiren bir şey. En büyükleri bile bitti, atlattık ya hani güya kendi kafamızda. Ha, o yüzden çok da bir şey yaşamaya korkmamak lazım. Sonuçta evet karşı kaldırımdan biri geçecek ve elma gibi bir şey olacak senin için. Güzel bir şey bu. Aynı şeyleri hissetmek çok yorucu olabilirdi ya. Evrenden mesajınız var. Bu bana, sen bana konuşuyorsun. Tamam, sen de konuş. Ben unuttum kamerayı. Evrenden mesajınız var bölümü. Peki, hayal ya bugünkü konumuz. Şöyle bir şey söylemişim. Çocukluk hayalini sormuşum senin. Ama şöyle hani. Şimdi sen ünlüsün, göz önündesin, oyunculuk yapıyorsun. İşte Bali'ye gitmek istiyorsun. Şusun, genç kızların sevgilisisin. Çok sakil bir laf ama öylesin falan. Ama hayalini kurduğun şey neydi gerçekten? Yani mesela 15 yaşına dönelim. 32 yaşında Serkay nasıl biri olur diye o zaman sorsaydın ne derdin bana? Ben hep yeteneğimden para kazanmak isterdim ya. O dönemler futbol oynuyordum. Babam Göztepe'de oynuyordu ve onun dibindeydim hep. O zamanlar futbolculuktu benim hayalim. Çünkü çok çok büyük mesai harcadım ona. Lise hayatında bir tane tatilim, arkadaşlarımla bir doğum günü partim bile yok. Her gün antrenman, maç, antrenman maçtı. Çok inanıyordum olacağına. Sonra ne oldu? Olmadı. Yani ya neden olmadı? Mesela bilmediğim bir soruyu. Şöyle olmadı. 16-17 yaşlarına geldiğimde İzmirspor ve Göztepe'de oynamıştım. Tamam. İstanbul'a bir türlü adım atamadım. Milli takım seçmelerinde seçildik, olamadı, gitmedik falan derken bir anda yaşın itibariyle olman gereken yeri gördüm ve dedim ki şu an olmadığını anlamamız gerekiyor artık Serkay. Hadi evine dedim yani. Bir anda bıraktım ve babama da böyle bir maç sonrası söylemiştim. Hoca beni oyundan aldı 70. dakikada falan. Baba dedim ben İngiltere'ye gidip dil eğitimine falan başlıyorum. Ben futbol artık bitti benim için. Böyle mi söyledim? Bu coollukla mı söyledim? Bayağı öyle söyledim. Çünkü korkuyordum babamın böyle futbolu nasıl bırakırsıncılık. Tamam tabii ki nasıl istiyorsan falan dedi. O dönem futbolu hatırlıyorum. Ama futbol olmasa da böyle tenis, yüzme, sörf hep böyle yeteneğimle. Spor ama üzerine yani. %100 yeteneğimle para kazanabileceğim ve hayatımı böyle çok da zorlamayacağım bir hayat hayal etmiştim. Şu anda da aslında... Yani evet. Bir nevi öyle yaşıyorum. Oyunculuk o zaman böyle şeyden çıktı yani. Piyangodan. Lise 1'e kadar oyunculuk hayalim çok yoktu açıkçası. Sonra ne oldu? Lise 1'den sonra dizileri, filmleri böyle... Gürkan diye bir arkadaşım var, çok yakın bir arkadaşım. Hı hı. O da böyle ufak tefek şeyler çekerdi hep lisedeyken. Selam Gürkan. Selam Gürkan. Onunla beraber filmleri hep böyle bir kamera arkasından izleme hastalığı başlamıştı. O yüzden çok sinemaya gidiyorduk, hiçbir şeyin tadını alamıyorduk. Şöyle oynamış, buradan çekmiş falan diye. Orada bir Fight Club etkisi var, Tyler Durden karakteri. Sigara içmeye başlamıştım lise 1'de. Nasıl olabilir ya bu bir karakter, nasıl bana sigara içer? Ben futbolcuyum falan demiştim. Ama Tyler Durden da zaten çok ütopik yani. Ama ütopik Marla Singer diye de bir gerçek var. Marla Singer hayatımızın aşkıdır. O yüzden hani böyle bir ilgim arttı. Ondan sonra işte okul tiyatrolarına falan girip böyle ufak tefek oyunculuk ne yapabiliriz derken 2015-2016'da
toplantıda İstanbul'a gelip önemli tanışınca serüven başladı. Bir şey soracağım. Biz seni Survivor'la bir alaka... Biz Survivor'da mı tanıdık? Gittim bir ara evet 2016. Yani bir şey soracağım. Benim dimağımda hiç yok peki. Neden? Yani gerçekten ama yok. Hani böyle sorarken çok böyle hiç burada da yazmıyor da böyle durdum. Bir Survivor'da çünkü vardın. Evet. Oraya katılırken de hani deneyimlemek mi istedin? Çünkü bence gerçekten enteresan bir şeydir. Evet. Aç kalmak o kadar bir adada durmak falan. Ondan gittin vallahi diye düşünüyorum. İyi ki sordun bu soruyu. Çünkü 2 yıl önce falan bir röportaj verdim bununla ilgili. Çok da böyle Survivor ile ilgili konuşmuyordum. Neden? Denk gelmiyordu. Hem de konuşmak istemiyordum. Benim üniversite dönemimde üniversite sondaydım ve Survivor o dönem çok fazla popülerdi. Herkes oraya gidiyordu. Evet. Birkaç tane de oyuncu, işte sporcu arkadaşımız gitti vesaire. Merak ettiğim ve deneyimlediğim bir şeydi. Çok enteresandır ya. Ama bunun dışında insanlar biraz Survivor'a aşırı fanatik bakıyorlar. Tekrar gitmek zorundaymışsın gibi, panorama sunmak zorundaymışsın gibi ya da All Star'a gitmek zorundaymışsın gibi bakıyorlar. Benim için çok merak ettiğim bir şey vardı gerçekten. Bir, her şey gerçek mi? Açlar mı? İki, yani o şartlarda ne kadar sporcuyum bunu görmek için gittim. Bir şekilde başarılı oldum ya da olmadım ama benim için bitti. Yani 5 aylık bir süreydi. 2 ayda da elenebilirdim. Finale kaldım. Nasıl kaldığımı da hatırlamıyorum. Şu an arkadaşlarım soruyor, oğlum nasıl kaldın finale? Bilmiyorum abi, yarıştım. Yarıştım. Yani orada böyle strateji... Hiçbir şey zaten... Saldın orada da evet, yani. Ya birçok yaptığımız hatalar da zaten o televizyonculuğu bilmediğimizden, kavgaları böyle hardcore etme yani hiçbir şey düşünmeden kavga etmişiz. Birçok haksız olduğumuz konu var tabii ki. Ama şunu kabul etmek gerekiyor. Bir deneyimdi, o deneyim benim için bitti. Ben kimsenin bilmediği bir şey var mesela. Adanın son günü gidip böyle en ortasına gidip adanın gece 2 saat yattım. Böyle teşekkür ettim kendime. Oğlum başardım diyorum. Birazdan gidiyoruz Türkiye'ye gidiyoruz. Yani bu benim için yeterli. Niye Uluslar'a gidip tekrar aynı yerlerden atlayayım ki? Peki. Hayal olan gitsin tekrar yarışsın. Çok güzel bir yarışma ya, bence. Keşke gidebilse herkes. Herkes gitse onu o kadar... Nasıl bir duygu? Nasıl? Çünkü yani sadece 5 saat yarışıyorsun ve 14 saat, 20 saat kendinlesin. Yani çok güzel ya. Düşünüyorsun, ablama niye öyle yani dedim, kız arkadaşıma neden öyle tepki verdim, ah gidince annemden hemen özür dileyeceğim falan ama dedi. Bir şey soracağım. Birçok an var. Kendindesin de tanımadığın bir sürü el alem de var orada, açsın bir sürü adamlar, kadınlar, sinirli de o. Yani ya kader ortağı olduğun zaman 2-3 kişiyle hemen arkadaşlık kurabiliyorsun. Ha. Zaten bir de şey, korkudan dolayı herkes birbirine sarılıyor orada. Ha tamam. O yüzden de çok sağlam arkadaşlıklar kurulmuyor. Mesela Efecan benim hala çok sevdiğim bir arkadaşım. Bir şey ama dışındakilerle çok görüşemedim. Hiç tanışmıyorum, birbirimizi Instagram'dan takip ediyoruz. Acayip beğeniyorum, çok şeker. Kim? Efecan. Yani çok tatlı biri. Çok tatlı. Çok bence büyük şans. De. Bence de çok tatlı. İkimiz de aynı bakıyoruz oraya. Çok güzel bir deneyimdi. Paylaştık. Bitti. Ne yapıyoruz abi? Aynen. Şunu sorayım o zaman madem. Ben hakikaten buraya Survivor soru işareti falan koymuşum. Başka bir gezegendeyim de. Ama yani sonuç itibariyle o yapımla bir problemin falan da yok değil mi yani? Hani gayet her şey... Yok gayet... Ne derler? Sulh içinde. Aynen öyle. Osmanlıca'ya bağladım ben. Yani şey hani bir sıkıntı orada bir hani... Çünkü galiba şey var. Yani All Star'a gitmediyse... Hani istemedi. Öyle bir durum yok. Karşılıklı sana bir teklif geldi mi All-Star'a gel biz seni istiyoruz diye. Hiç konuşmadık. Ben zaten ben final gününe kadar söylüyordum. Arkadaşlar bay bay. Yani bundan sonra bir daha hiç görüşmeyeceğimizi biliyordum tabii ki. Biz aynı kanalda aynı kişilerle gezi programı da çektik. Ama benim yani hayattan beklentim o değil ya. Hani bir reality şovunda sürekli takipçimi arttırmaya gitmek ya da aynı yerlerden atlayıp para kazanmak falan değil ki. Yani denemek istedim orayı. Almaya da bilirlerdi. Bu arada bayağı internetten başvurdum. Tahmin İstanbul'da kimseyi tanımıyorum vesaire. O yüzden hani oldu ve bunun tadını çıkardım Pelin. Sana da söylemiştim galiba bunu. Tadını çıkardım, bitti. Bir daha gitmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden bu sorular böyle garip garip geliyor bana. İnsanlar kızıyor falan. Ekmek yediğin kap falan. Ekmek de yemedim, gönüllü olarak gittim falan. Yani hiçbir şey bilmeden eleştiriyorlar ya. Ona çok inanılmaz geliyor. Ya şu olabilir mi ama yani Survivor'dan sonra ünlü oldun, mütevellit hani ekmek yediğin oradan hikaye yani. Bunu da konuşayım mı böyle senleyken? Böyle basit bir yerden. Hiçbir katkısı olmadı. Yani bizim yani oyunculuk sektöründe, dizi sektöründe bir Survivor'ın diğer oyunculardan ya da no-name'lerden hiçbir farkının olmadığını gördüm. Virgül koyuyorum. Peki ama genelde hani bu gözlemim Survivor bazı insanların katı. Ben izledim yani birkaç sezon dışında izledim de. Çünkü çok gitmek isteyeceğim bir ortam. Değilirim. Kesin yaparsın bu arada. Yani çok istediğim bir şey. O yüzden izliyorum. Ve şunu da gördüm açıkçası. Birkaç insanın kariyerinde çok önemli ivme kazandırdığına da şahit oldum. Mutlaka. O yüzden hani sende bir istisna olmuş gibi de diyebiliriz o zaman. Doğru mu? Ben şöyle söyleyeyim orayla ilgili. Tabii ki İstanbul'a gelip bir şeyler yapabilme olayını, o cesaretini tabii ki verdi. Bunu Acun abiyle de biz bu arada röportajdan sonra Acun abi beni aradı, konuştuk. Tahmin ediyorum ya. Ne oldu ya, biz seni kırdık mı? Yok be abi dedim, sadece öyle saçma bir soruydu ve kapattık yani falan dedim. Okey nasıl gidiyor falan diye konuştuk böyle. O dönemlerde de yani çok fazla bunları konuşuyorduk. Samimi biri çünkü. Gerçekten hani ben de bir dönem çalıştığım için samimi bir adamdır. Evet. Ve de anlamıştır senin dediğini. Evet. Peki bu Survivor'ın hani bir şey katmaması konusunda? Ona geleceğim.
birçok arkadaşım var. Daha önceden de giden. Survivor bizim için yeni bir şey değil. Benim hayatımda birçok sporcu arkadaşım gitti geldi. Çok gittiler. Onun dışında sonradan yapmaya çalıştıkları her şeyin kat be katını yaparak aslında şu anda birçok dizide oynayabiliyorum ya aslında. Çünkü oyunculuk bambaşka bir şey. Bir reality show'dan çıkıp oyunculuk yapmak çok kolay bir şey değil. Belki kameraya alışıyorsun, belki sektörü tanıyorsun, belki biraz daha özgüvenin artıyor. Aa, olabilir, hadi yapabiliriz falan. Onun dışında önemli tanıştığımda her şeyi sil baştan başladık. Çünkü almam gereken bir eğitim, beklemem gereken bir süre, izlemem gereken birçok şey vardı. Yani bunların hiçbir Survivor ile alakası yok. Bunlar tamamen senin baştan yapman gereken şeyler. Ama tabii ki etkisi vardır. Yani mutlaka etkisi vardır. Ama şeyi birçok arkadaşıma da söylüyorum. Survivor'a gidince her şey değişmiyor arkadaşlar lütfen. İşte birçok arkadaşımız spor salonu açıyor. Birçok arkadaşımız PT yapmak zorunda kalıyorsun. Ben de aynı ilk önce onu düşündüm. Bir surf okulu açayım. Olabilir. Hani bu hype'ken falan. Hayır dedim sonra. Hayır abi İstanbul'a ama git ve hayalini taraf peşine atmış. Evet. Buralara yatırmak çok kolay hayatı. Saygı da duyuyorum bu arada. İyi yaptığın bir şeyi Survivor'dan sonra yapabilirsin gayet. Bence çok mantıklı. De. Hatta daha mantıklı. Ama çok abartılıyor kafalarda bazı şeyler. İnsanların bilmediği çok şey var. O yüzden. Çok konuşmayı tercih etmiyorum. Bence yeterince konuştu zaten. Teşekkür ederim. Bence. Bu arada hayatımdaki en uzun Survivor konuşması oldu. Teşekkür yaşasın. Ederim. O da sana özel. Yaşasın. Ya ama en çok şey ben şey hala penguen ve bir de adanın ortasına oturup o teşekkür etme hikayeni. O adanın son yani. Günü gerçekten çok hayal edebiliyorum yani. Seni orada. Çok güzel. Böyle sakallarımı elliyorum, saçlarımı hakikaten kumsuruyorum falan. Hakikaten açtınız. Tuvalete İnanılmaz. Falan nasıl gittiniz İşte onu ya? Öğrendim. Her şey gerçek. Orada adada tuvalet falan nasıl olacak ya? Bayağı. Ben de giden arkadaşlarıma hep soruyorum. Hep herkese sorduğum tek soru tuvalet içime dert oluyor yani oralarda. Sıkıntı. Gitmiyorsunuz herhalde bir süre sonra. Zaten ne yiyorsunuz da gideceksiniz. Yo. Vizyonum bu bak. Tek merak ettim konu. Off the record anlatayım nasıl gidildiğini. Ha gidilir. Oh, falan diye koşturuyorsun adamın diğer tarafına. İşte o ben orada beni ikinci gün İstanbul'a beni geri yollarlar. Tıbbi bir takım sıkıntılardan ötürü. Peki önemden bahsediyoruz menajerim. Buradan onu da selam. Dünya tatlısı önem. Önem, seni seviyoruz. Şunu soracağım, bir oyuncu koçuyla da çalışıyorsun. Onu da ismini zikredelim hemen. Volkan Yosunlu'yla çalışıyorum 4-5 yıldır. Nasıl bir süreç işliyor oyunculuk alanında ve yine konumuza da döneceğim. Hani hayal kurmak ya, bana oyunculuk üzerine en uçuk hayalini söyle. Uçalım ama yani, saçmalayalım mesela. Oyunculuk ve hayal ve uçmak. Bırakıyorum. Oyunculuk, hayal ve uçmak. Ben şöyle söyleyeyim, tabii ki böyle Oscar. Kendi dilimde... Ha, ödül olarak. Ne bileyim canım Oscar ben de... Kendi dilimin dışında bir duyguyu oynayabilmek istiyorum açıkçası. Yani yabancı bir platformda, yabancı bir işte oynamak istiyorum. Ama bu şey yani çok zor da değil aslında. Netflix'te de yapılıyor. İşte Ottoman Rising yapıldı mesela. Ben Can çok Yaman İtalyanca öğrendi. Her şey olabilir diye düşünüyorum. Evet yani. Sonsuz olasılıklar mümkün yani. Evet evet yani yeteneğini doğru yerlerde kullanabilirsin. Farklı ülkelerde şansını deneyebilirsin. Hı-hı. Ben Can'ı da tebrik ediyorum bu arada. Çok zor bir şey yani. Bence de zor bir şey. Gerçekten zor. Ama zor. Kendi dilinde değil. Bir kere kültürün aynı değil. Oyunculuğa bakış açısı aynı değil. Form, yani montajı bile farklı her şeyin yani. O kadar ne oynayacağını bilmeyebilirsin ki. Ama denemek isterim öyle bir şeyde. Yurt dışında bir onun şey. Dışında, evet. Ya da kendi yaptığımız işte Ottoman Rising tadında hem kendi dilinde olmayan ama kendi tarihini anlatan bir iş olabilir vesaire. Onun dışında böyle çok müthiş hayallerim değil de birçok farklı karakteri başarıyla gerçekleştirmek benim için çok okey şu an. Peki bu klişe bir şey var. Yani şimdi fiziksel görüntüne bağlayacağım konuyu esasında. Bunu da niye söylüyorum? Unutmayayım ne söyleyeceğim diye. Belli bir yaştan sonra cümlenin başına geliyorum, sonunu yapamıyorum. Şimdi sen çok yakışıklı birisin. Yani bir adamsın. Bu bir gerçek. Şimdi bu bölümü geçelim. Ama bu yakışıklı görüntünün, yani bu fiziksel özelliklerin bu kas meselesinde bazen dezavantaj olabildiğini de düşünüyorum. Klasikte bir soru vardır, bana çok aptalca gelir. Nedense matah bir şeymiş gibi de röportajlarda çıkar. Rolü için 20 kilo aldı. Oyuncu tabii ki alacak bana sorarsan ama yapar mısın böyle bir şey? Yani hani sana deseler ki işte Serkan şöyle bir rol var ama işte 15 kilo alacaksın yok efendim bilmem ne olacak. Yani bir deformasyona uğrayacak, fiziksel görüntün zarar görecek. Ne yaparsın? Bu arada soruya kesinlikle evet diyorum. Onun dışında konuşmak istiyorum. Çok sağlıksız bir şey. Çok dikkatli bir şekilde, çok böyle eğitmenlerle, diyetisyenlerle düzgün bir şekilde yapılması gerektiği bir şey. Çünkü çok riskli. Yani spor akademisi okuduğum için de çok fazla ani kilo almalar vermeler. Sıkıntı. İlerleyen yıllarda yaşatacak çok büyük problemler var ama işte o oyunculuk böyle bir şey ya biraz yapar işte. Yapar mısın? Hikayeyi seviyorsun, karakteri seviyorsun, ne olursa olsun dersin. Muhtemelen yaparım evet. Bu arada dış görüntümün çirkinleşmesi falan asla değil. Sağlıkla alakalı tek bir soru işaretim oluyor. İç organları takıyoruz yani. %100 o. Yoksa tabii ki yani. Şekil almalıyız her karaktere göre. Yoksa ne anlamı var? Peki kendine yakışıklı buluyor musun? Ben buluyorum. Burada herkes herhalde benimle hemfikir diye bakıyorum şöyle sağa sola. Zoraki. Herkes kafasını sallıyor. Ben utanıyorum bunlara ya.
Evet. Bir... Ama bir şey söyleyeceğim, göz varizam var. Kendime yakışıklı buluyorum lafı bile mesela. Ya peki aynaya baktığında mesela hakikaten. Beğeniyorum kendimi. Gayet okeyim bence. Standart mı sence senin gördüğün şey? Normal mi o yani? Bana sorarsan, bana sorarsan benim yakışıklı bulduğum erkek tiplerine göre asla yakışıklı değilim. Kim var senin yakışıklı bulduğun? Çok çok ütü, saçma örnekler vereceğim. Şu çocuk mesela, yakışıklı bir çocuk diyebileceğim biri var ya hani mesela onun gibi. Yani saçma tabii ki yani, Brad Pitt'ler falan demek istemiyorum şu anda. De canım, ne olacak? İşte o tarz yani, ne bileyim işte Kıvanç Tatlıtuğ diyebiliriz. Adam yakışıklı yani. 2-2-4 değil mi yani? Mesela yakışıklıysa benim açımdan. Özene bözene dediğiniz. Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklı ya da... Sayamadı, başka Türkiye'den hiç çıkmadı. Kıyamam ya, harbiden hiç yakışıklımız yok. Şu an bitti. Teşekkür ediyoruz. Programı burada kesebiliriz. Bundan sonrasında zaten gönül dayanmaz. Ya yani tabii ki vardır herhalde ama benim de aklıma pek gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Biri burada, biri de Başak, seni çok seviyorum. Ama kocan çok yakışıklı. Yapabileceğimiz bir şey yok. Peki yani bakın mesela sana şimdi biraz sonra müthiş bir şey vereceğim ve müthiş bir şey koklatacağım. Burada inanılmaz bir saç köpüğü var ama bence saç köpüğü değil, o vücut köpüğü falan olmalı ama buradan önce şeyi de soracağım samimiyetle. Böyle mesela şimdi saçına başına bakıyorum falan. Çok şık giyinir her zaman. Evet. Ne kadar dikkat ediyorsun? Yani böyle kremini muremini süren bir tip misin? Böyle bu tip şeylerle alakan ne kadar var yani? Pelin şöyle, uzun bir dönem sörf eğitmenliği yaptım. 8 yıl, 9 yıl kadar. Tamam. Ve güneşin altında hiç güneş kremi bile sürmediğimi hatırlıyorum. Tebrik ederim. O süreç öyle biraz sıkıntılı geçtiği için şu anda özellikle bir de dikkat etmemiz gerektiği için aynı zamanda. Evet. Bir de böyle biraz sevmeye başladım işte gözaltı kremidir, normal nemlendiriciler vesaire kullanıyorum tabii. Gözaltı kremi. Evet evet, böyle seviyorum da onları böyle sürmeyi. Bir rahatlıyorum, sanki cildimi böyle bir nemlendirmek iyi geliyor. Psikolojik bir yere gitti iş. Tabii ki çok aksatıyorum çünkü gece böyle bazen direkt uyuduğum anlar oluyor vesaire. Partiliyor ya dedi, biliyorsunuz bu partiliyor, o yüzden öyle uyumuyor. Tabii çocuk. Bakmamız gerekiyor biraz kendimize. Öyle yani, bu arada hazırlık sürem çok kolay. Saçımı, başımı, ne giymem gerektiğini, her şeyi artık o kadar iyi biliyorum ki neyin yakışmadığını, bunu asla bununla giymemen gerektiği falan. 7 dakikada hazırım, öyle söyleyeyim. 7 dakika sürer yani. Tık tık tık, saçımı da aynı yaparım her şekilde, kuruturum ve çıkarım. Zaten bir şey söyleyeceğim, şanslı saçlarda. Hani bazı insanların saçı çok şekil alır, bazınki almaz. Evet, o konuda biraz şanslıyım. Bir kurutuyorum, vaks sürüyorum ve okey yani. Aa. Evet evet. Peki kolay. Şimdi sana bir şey vereceğim. Ben programın sonunda, biz programın sonunda konuklarımıza ödül, böyle şey, küçük hediyeler veriyoruz. Fakat bugün özellikle bu şey, hediyeyi sana vereceğim için ekstra mutluyum. Çünkü inanılmaz kokan bir şey vereceğim. O kadar. Şimdi diyet yaptığım zaman, çok alakasız bir yere bağlayacağım. Diyet yaptığımda böyle şeyler oluyor ya, kremalar oluyor hani fıst fıst. Ben bazen diyeti bozmak için, kendimi kandırmak için böyle bir kaşığa sıkıyorum. Günde bir kaşık hakkım oluyor falan. Bu tam o hikaye. Yani ben sıktım bunu ama yani şimdi tadına bak. Bu tadına, bunun yenilebilecek bir şey olduğu kanaatindeyim. Bu sadece saçla şey olması, inşallah saçımı çok... Aa, şey çok güzel. Ama bir bak gel. Ver bana. Bir şey soracağım. Kokusu, saçın el... Tamam, saçıma, ne kadar saçıma sen sürdün. Menajeri verdik. Çok fazla bir şey demez diye düşünüyorum. Beni seviyorsunuz değil mi? Çok iyi kokuyor. Burger Allah aşkına. Mesleğimin bu tarafını çok seviyorum. İnşallah bir sonraki programda da Kıvanç Tatlıtuğ saçlarına çekeceğim. Güzel oldu ama. Şimdi bir şey soracağım. Hem güzel. Şekil aldı hem de adamın böyle koktuğunu düşünün. Çok acayip bir şey yani bence. Ekstra ama öyle bir şeymiş. Krem olarak da kullanılabileceği kanaatindeyim. Her ürünün farklı. Peki bunlar ne? Hiç bunlardan bahsetmedim. Ah şükürler olsun. Sordun, hiç sormayacaksın zannettim. Bakayım. Bu şey okuyup cevap veriyor. Bu keratin. Bu benim. O senin. Bu niye benim? Bu erkek ürünü. Aa, bu da çok güzel kokuyor. Bu benim gibi saçını... sarışınlığın ekmeğini yemek için sürekli sarıp yapıp yıpratanlar için. O yüzden bunu ben kullanıyorum. O elindeki ama erkekler için. Özellikle şey, saç dökülmesine karşı. Böyle bir derdin var mı? Sizin sürelerde saçı dökülen var mı? Bizim sürelerde anlı yok kimsenin. Buradan başlıyor saçlar. O yüzden çok şanslıyız ama arkadaşlarıma birkaç tane götüreceğim. Tamam o zaman. Sen yine de bir tanesini ayır. Bu stresle okay. Sende 2-3 seneye saç azalabilir gibi geliyor. Doğru olabilir. Çünkü... Gerçekten hani dünyanın yükünü omuzlarına taşıyormuşsun gibi bir halin vardır senin bana hep sirayet eden. Severim de onu ama yapma bu kadar çocuğum kendini. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz. Şu olaylar bir bitsin, düzeleceğiz. Sen bir valiye git de düzelirsin. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Her zaman olduğu gibi seninle sohbet etmek inanılmaz keyifliydi. Ne mutlu bana. Çok denk geliriz elbet. İnşallah arayı mutlaka. Açmayalım. Partiye çağıracağım. Onun sözünü verdik. 40 başka... artı var mı partiye var, gelen? Var olmaz mı? Herkes hakikaten tabii mi? Tabii çok keyifli. Tamam. Çok keyifli ortamımız var. Beklerim. Ben tamam. De oraya beklerim. Tamam. Bundan sonra size partilerkenki storylerimi atacağım. Oradan takip edersiniz efendim. Saşa kafasından da bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Çok iyi kokuyor.